Dizi ve filmlerde izlemişsinizdir. Yarı karanlık bir oda, ortada bir masa, masanın üstüne sarkan bir ışık. Tehditkar tavırlar, korkutucu sözler. Bu anlattıklarımın bir sorgulama sahnesi olduğunu anlamışsınızdır. Genelde polis, asker ve diğer birimlerde sorgu böyle resmedilir. Akıllara böyle kazınmış. Peki, her zaman bu doğru mudur? Sorgulanan kişi veya kişilerden istenilen cevaplar bu yöntemlerle alınabilir mi? Birçok filmle gözler önüne serilen ve vicdanları yaralayan sahnelere şahit olmuşsunuzdur. Tarih boyunca muhatabını konuşturmak için bu şiddet içerikli yöntemler kullanıldı. Hala da maalesef kullanılıyor. İşkence sırasında ölenler, sakat kalanlar. Tamam, bilgi almak istiyorsunuz. Bir yöntem ile sonuca ulaşmak istiyorsunuz. Ama vicdanlı, merhametli ve insan sevgisiyle dopdolu bir kalbiniz var. Bu görev de size verilmiş. Başarılı olabilir misiniz? İşte tarihte bu konuda uzman bir Nazi komutanı, bir istihbaratçı. Tarihler 1939 yılını gösterdiğinde Nazi Almanyası'nda mahkumları sorgulamak için görevlendirilir. Onun adı Hans Scharf. O güne kadar alışılan tüm teknikleri bir kenara iter. Günümüzde dahi istihbarat kurumlarına yön veren teknikler kullanır. Duyan herkesin ağzını açık bırakan yöntemleriyle konuşturamadığı kimse kalmayan Scharf, adını tarihe ilginç bir şöhretle yazdırmış olur. İstihbaratçı Nazi komutanının akıl oyunları ile konuşturamadığı kimse kalmamıştır. Çoğu zaman filmlerde rastladığımız sorgu sahnelerinde tiksinti uyandıran ve gözlerimizi kapatmamıza yol açan bazı yöntemler kullanılıyor. Bu yöntemlerin her birinin ortak noktası ise karşısındaki kişiyi konuşturmak için her yolu mübah gören sorgulayıcılar. İstediği cevabı alana kadar karşısındaki kişiyi bırakmama ve akla gelebilecek her türlü şiddeti uygulama. Hans Scharf ise herhangi bir fiziksel şiddete başvurma ihtiyacı hissetmeden yalnızca zekanın devrede olduğu ve akıl oyunları ile istediği sonucu alan bir sorgulayıcıdır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nda uyguladığı yöntemle usta sorgulayıcı olarak anılmaya başlar. Tabiri caizse Scharf asla konuşmaz denilen bazı insanların bülbül gibi ötmesini sağlamıştır. Merak ettiniz değil mi? Çok orijinal yöntemler mi uygulamıştır? Hayır. O çay kahve içerek, gırgır şamata yaparak muhataplarıyla konuşmuştur. Ancak bu basit gibi görünen yöntemler eski Nazi komutanının akıl oyunları ile konuşturamadığı kimseyi bırakmamıştır. Bu da onun kısa zamanda terfi etmesine sebep olmuştur. Hani akla şu gelebilir, çok özel biri miydi? Hayır. Hans Scharf, 6 Aralık 1907 tarihinde şimdilerde Polonya'ya ait olan Kiedersen şehrinde dünyaya gelir. Subay bir babanın ve fabrikatör bir annenin oğludur. Aile ortamının etkisiyle her bakımdan donanımlı bir şekilde yetişir. Sanata ilgi duyan ve sanatın birçok dalında yetenekli olan biridir. Kendi dilinin haricinde iki yabancı dili daha ana dili gibi konuşabilecek seviyededir. Scharf, farklı alanlarda deneyim kazanabilmek ve kendini geliştirebilmek için Almanya'nın Güney Afrika'daki Dışişleri Ofisi'nde çalışmak istediğini bildirir. İsteği kabul edilir ve kısa sürede büyük bir başarı göstererek Deniz Aşırı Bölüm Direktörlüğüne terfi eder. O, cephede düşman önünde çarpıştırılıp heba edilemeyecek seviyede bir insan olduğunu kısa sürede gösterir. 1939 yılında savaşın ilk zamanlarında ailesiyle birlikte Almanya'ya döner. Gelir gelmez askeri bir eğitimi alınarak Rusya'ya gönderilir. Yaptığı başvurular sonucunda sorgulayıcılara tercümanlık yapmak için sorgulama merkezinde sorgulama memuru yardımcısı olarak görevlendirilir. Sorgulama merkezindeyken yaptığı gözlemler onu bambaşka noktalara taşıyacaktır. Olanları izlerken içten içe kendi sorgulama tekniklerini oluşturan Scharf zamanla sorgulayıcı pozisyonuna kadar terfi eder. Artık sıra ondadır ve kendini gösterme zamanıdır. İlginç hikayesi işte tam da o zaman başlar. Hans Scharf dünyanın her yerindeki sorgulama tekniklerinden ve özellikle bulunduğu yerde gördüklerinden rahatsızdır. Mahkumlara fiziksel şiddet uygulayarak bilgilere ulaşmak ona göre yanlış bir yöntemdir. Bu sebeple onların karşısında olmak yerine mahkumun yanında olmayı tercih eder. Tüm sorgulamalarında mahkuma hak ve destek verir. Mahkumun haklarını korumaya çalışan ve iyi şartlar altında cezasını çekmesini istediğini gösteren davranışlar sergiler.
Scharf, sorguladığı mahkumların önce güvenini kazanır ve onları Gestapo'ya vermeyeceğine dair inandırır. Sonrasında ise çaylar, kahveler içilir, hatta sofralar kurulur, mahkumların karınları doyurulur. Hatta sorguladığı bazı mahkumlarla yürüyüşler ve geziler dahi düzenler. Mahkumların güvenini kazanan Scharf, istediği bilgileri alması halinde onların korunacağını söyler. Scharf'ın bu taktiği hiçbir zaman sonuçsuz kalmadı. Hem çok iyi derecede İngilizce bilmesi, hem de karşısındaki kişinin karakterini çok iyi bir şekilde okuyabilmesi, onun insani yöntemlerle birçok bilgiyi mahkumun rızasıyla alabilmesini sağlıyordu. Mahkumlar ne biliyorlarsa ona anlatıyorlardı. Bu taktik her mahkumda işe yarıyor muydu? Ben eğitimciyim. Derse girdiğim veya yöneticilik yaptığım yıllarda bir öğrenciyi ne olursa olsun ikna edip bir şekilde eğitimin içine dahil etmişimdir. Ama çok zorlandığım, hiçbir şeyden anlamayan, hiçbir taktik sökmeyen öğrenciler var mıydı? Vardı tabii. İşte o zamanda da mahkumların bazıları hem ağzı çok sıkı hem de Scharf'ın taktiklerini yemeyecek kadar tecrübeliydi. Ancak Hans Scharf'ın böyle durumlar içinde taktikleri vardı. Scharf, ağzı sıkı ve zorlu bir mahkumun önce dosyasını okuyor, ezberliyor ve dosyadaki bilgileri mahkuma sorarak işe başlıyordu. Mahkum bu yöntemle Scharf'ın onunla ilgili her şeyi bildiğine ikna oluyordu. Scharf, mahkumun ikna olduğunu hissedince asıl sorulara geçiyordu. Mahkum da Scharf'ın zaten her şeyi bildiğini düşünerek bir anda içindeki her şeyi ona döküyordu. Scharf'ın sorguladığı kişiler arasında o zaman Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nde görev alan savaş pilotu Albay Hubert Zemka, Amerikalı savaş pilotu binbaşı Dwayne Beeson ve yüzbaşı John Godfrey gibi isimler de vardı. Yaptığı görevler boyunca alınmamış tüm gizli bilgileri birkaç saatlik uğraşlarıyla çok rahatça alan Scharf, uyguladığı yöntemlerle günden güne meşhur oldu. Tabii bir süre sonra yaptığı ilginç sorgulamalar ve Scharf'ın teknikleri Amerika'nın da dikkatini çekmişti. Amerika, başta Pentagon olmak üzere çeşitli yerlerde mahkum sorgulama teknikleri üzerine dersler verilmesi konusunda onu ikna etti. Onun ölümünden sonra 2009 yılında Amerika'da yüksek değerli tutuklu sorgulama grubu kuruldu. Grupta FBI, CIA ve ABD Savunma Bakanlığı'ndan istihbarat uzmanları bir araya gelerek Scharf'ın teknikleri üzerinde uzun araştırmalar yaptılar. Ekibin araştırması sonucunda kurum, mahkumla empati kurma, dostça davranma, baskı yapmama tekniklerinin işe yarayacağına inanarak bu kuralları benimseme kararı aldı. Doğrudan yaklaşım metodu aslında Scharf'ın sadece 2. Dünya Savaşı döneminde kullanılan bir yöntem değildir. Neticede bazen savaş sırasında ya da bir suç için araştırma yapıldığı anlarda buna ihtiyaç olduğu muhakkak. O, günümüzde de şiddet olmadan sorgulama yapılabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Her alanda başarılı olan ve özellikle sanatla iç içe büyüyen Scharf, 2. Dünya Savaşı'ndaki başarılı görevinin ardından yönünü sanata çevirdi ve Amerika'ya gittikçe orada mozaik eğitimleri de aldı. Özellikle Amerika'da birçok önemli kurumun duvarları Scharf'ın mozaiklerini hala ev sahipliği yapıyor. Hans Scharf, Nazi Almanyası'nda mahkumları sorgulayan bir kişi gibi görünüyor. Bu doğru. Ama o böylesine kritik bir görevi yaparken karşıdakinin insan olduğunu, bir onuru bulunduğunu unutmadı ve sorgulamayı vicdanına ve kendine göre uyarladı. O, işkence ve zulmün savaş şartlarında bile doğru olmadığını düşünüyordu. Çünkü o aynı zamanda bir sanatçıydı. İçindeki sanatseveri hiç öldürmedi ve bugün dahi hala örnek verilerek anlam biri haline geldi. Bir sorgulama memuru tarihe iyi bir örnek olarak geçebilir mi? Evet, böyle iyi anılabilir. İnsanlığını unutmaz, vicdanını köreltmez ve merhametli olmayı sürdürebilirse. Tarihte, savaş zamanlarında bile Müslümanların ve Türklerin bu ve benzeri örnekleri vardır ve hala anlatılmaktadır. Çanakkale Savaşı'nda Müslümanların merhameti ve insanlığını görüp savaştan sonra Müslüman olanlar buna güzel bir örnektir. Demek ki gerçek bir mümin şartlar ne olursa olsun merhametini terk etmemeli ve hiçbir zaman zulmetmemelidir.